Selamünaleyküm kardeşlerim. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir videoya daha birlikteyiz arkadaşlar. Bugün kendi profesyonellik alanım olan trade ile sizlerin karşısındayım arkadaşlar. FIFA 20'nin başından nasıl coin kasılır? Bu videoda arkadaşlar sizlere 5 tane yöntem söyleyeceğim. Bu 5 yöntemi kullanarak yarınki videoya kadar 30-35K civarı kasmaya çalışın. Çünkü yarın anlatacağım taktikle milyonlarca coins hep birlikte kasacağız. Bundan dolayı yarına kadar arkadaşlar bu taktiklerle 30-35K kasmaya gayret gösterin. Bunu kasarsanız milyonlara çıkacağımızı sizlere garanti veriyorum. Her sene olduğu gibi. Ve her 1000 beğenide bir trade videolarının yenisi gelecek. Bunu neden yapıyorum? Türkiye'de maalesef FIFA'nın bu kadar detaylı izleyen yok. En azından bari ilgi çekici olsun diye. Hani ben de sizlerin geri dönüşünü bekliyorum arkadaşlar. Yeniseniz de abone olmayı unutmayın. Dediğim gibi 5 senedir buradayız. 5 senedir coin kasma taktiklerini veriyoruz. Bu senede kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi FIFA 20'nin başında evet çok coin kasmak zor. Kimse kolay diyemez ve çok sabır isteyen bir şey. Özellikle para vermiyorsanız gerçekten de çok ama çok zor arkadaşlar. Şimdi peki bu zorlukları aşmanın bir yöntemi yok mu? Var. Videomuzdaki birinci taktiğimizde başlayacağız arkadaşlar. Bu arada şunu da söylüyorum ki bugün arkadaşlar 1-1,5 saat sonra FIFA 20'deki en iyi başlangıç kadroları videomuzda yayında olacak. Lütfen o videoyu da izlemeyi unutmayın ki bu yani yarın ve bugün kasmış olduğunuz coinslerle o kadroları kurabilin. Ve aynı zamanda Fenerbahçe maçından sonra saat 10-10.30 gibi de FIFA 20 paket açılımı canlı yayını yine bu kanalda olabilir. O yüzden bildirimleri açın. Şimdi ben kendi kameramı arkadaşlar kaldırıyorum. Sizlere tamamen yöntemleri anlatmam gerekiyor en basit şekilde. Şimdi kendimi kaldırdım arkadaşlar. İlk coin kasma taktiğimiz al-sat taktiği. Al-sat taktiği nedir? Oyuncuların hemen al fiyatı ile teklif verme fiyatı arasındaki farkından yararlanıp bu oyunculara kar etme. Ben şu anda Victor Ruiz'e inanılmaz karlar etmiş durumdayım arkadaşlar. Victor Ruiz'in ne yaptığımızı, olayın ne olduğunu sizlere detaylı şekilde göstermek istiyorum. Bu video bu arada sadece EA Access için değil, genel olarak vereceğim 5 tane taktiktir. Bu 5 tane taktiği kullanabilirsiniz. Şu anda daha henüz oyun full olarak, resmi olarak çıkmadı ama EA Access ile alabiliyorsunuz. Ya da benim gibi ucuza bulduysanız önceden alabiliyorsunuz. Şimdi Victor Ruiz'in fiyatı ne kadar arkadaşlar? Hemen bir çizelge inceleyelim. 2300 coin ise yok. 2400 coin ise bakmış olduğunuz zaman da yani bu kart 5 dakika içerisinde 2400 coin satılıyor anlamına geliyor. Peki biz bu kartı tekliflerle ne kadar alabiliyoruz? Hep birlikte bir inceleyelim. Şu anda görmüş olduğunuz gibi oyuncunun fiyatı düşük. Hemen bunları arkadaşlar 2000 bit veriyorum. Büyük ihtimal birisi de vermiş olabilir demiştim. Ancak vermemiş. Şu anda Victor Ruiz'e tekrardan bitlerimizi veriyoruz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi tekliflerimizi veriyoruz. Tabi her oyuncu sizin değil. Bu transfer marketinde milyonlarca insan var ve milyonlarca oyuncu var. O yüzden her oyuncuyu bastığınız zaman alacaksınız diye bir kaide yok. Lütfen bir oyuncuyu basıp alamadığınız zaman moraliniz bozulmasın. Her zaman bu tarz şeyler oluyor sevgili dostlar. Her FIFA'da olduğu gibi bu FIFA'da da bütün market bizim değil. Bizimle birlikte oynayan milyonlarca insan da var. Bunu da unutmamak gerekiyor. Önceki şu almadıklarımızı kaldırıyoruz. Şu anda bizim arkadaşlar bütün kartları görmüş olduğunuz gibi 2000 bastılar. Ben bunların hepsine 2100 basıyorum. Şu anda bu benim hatamdı bu arada. 1900 basmak benim hatam çünkü adama teklif önceliğini verdim. Niye 1900 bastım bilmiyorum. 2100 basıyorum arkadaşlar bütün kartları görmüş olduğunuz gibi. Victor Ruiz'lerde. Şu anda bu kartı alanlar 2400 coin ise bu kartı satabilecekler arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi burada hala 1100'e giden var ve ben buna hemen 2000 verip teklif önceliğini alacaktım ama başkası zaten şu anda vermiş. Her neyse yani benim anlatmak istediğim şey zaten siz anlamanızı istiyorum. Bu videoda isimler üzerinden değil detaylar üzerinden gitmeniz daha mantıklı olacaktır. Sizlerin detayı anlamanız, asıl olayı anlamanız benim için daha önemli. Şu anda arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi Victor Ruiz'lerden bir tanesi geldi 2000'e. Şu anda görmüş olduğunuz gibi 2100'lerde şu anda işleniyor arkadaşlar. Bu kartlar da bizim oldu. Bunları da satın aldık. Şimdi öncelikle şuradan birkaç tane adam silelim arkadaşlar. Victor Ruiz'lerimiz kalsın. Al-sat taktiğinin ne olduğunu artık yavaş yavaş anladığınızı umuyorum arkadaşlar. Al-sat taktiği bir oyuncunun hemen al fiyatı ile teklif vererek alma fiyatı arasındaki farktan yararlanarak coin kasma yöntemidir. 2000'e 2400'e aldığınız mesela şu an biz bu kartın kulüpte de varmış hatta kulüptekini de ben satacağım. 2400 coin ise bunu gönderiyorum. Aynı şekilde buradaki diğer kartları da 2400 coin ise göndereceğim. Peki biz bu kartları nasıl bulabiliriz? Bu kartları bulmanız çok kolay arkadaşlar. Footbin diye bir uygulama var. Footbin uygulaması sayesinde oyuncuların fiyatlarını gündelik olarak görebiliyorsunuz. Aynı şekilde kadro kurma görevlerinde kullanılan oyunculara bakarak en pahalı oyuncuları bulabilirsiniz sevgili dostlar. Genelde aynı oyuncular tercih edildiği için bundan dolayı bulmak aslında çok da zor değil. Şu anda görmüş olduğunuz gibi biz Victor Ruiz'lerle göndererek yaklaşık 1K coin kastık hem de sadece dakikalar içerisinde. Peki bunu birkaç tane daha örnek göster derseniz gösterebilirim arkadaşlar. Ryan Babel örneğini verelim hemen. Ryan Babel şu anda ne kadara gidiyor? Bakıyorum 950 yok, 1000'e yok, 1100'e yok, 1300'e yok.
Görmüş olduğunuz gibi şu anda bu kart niye yok? Bu kart çünkü bir SBC'de kullanılmış arkadaşlar. Ve görmüş olduğunuz gibi Ryan Babel 2100 coins'e gidiyor. Ve bu kart az önce 1000K'ya gidiyordu. Hatta daha da fazla gidiyor şu an Ryan Babel. 2500 coins'e gidiyor arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Niye peki buradan birden yükseliyor? Çünkü insanlar kadro kurma görevlerine bu kartı koyuyor. Ve kimse sorgulamadığı için olan bu kartı niye yapıyorum başka şekilde yapabilirim diye sorgulayamadığı için bu kartları tercih ediyorlar arkadaşlar. Bu kartları tercih ettikleri için de bunların fiyatı birden bu şekilde artıyor görmüş olduğunuz gibi. Hani böyle birden çok fazla yüklenilen kartları belki alamayabilirsiniz ama Victor Ruiz gibi basit kartları bununla bu şekilde kullanabilirsiniz. O yüzden kendinize 5-10 tane adam belirleyin arkadaşlar. Kart okuma görevlerinde kullanılan sürekli bu kartlar etrafında dönerek coins kasabilirsiniz. Şu anda Ryan Babel çok heyecanda olduğu için çok fazla talep olduğu için bunları almanız zor ama dediğim gibi Ruiz gibi isimleri alabilirsiniz. Bilginiz olsun. Şimdi geliyoruz ikinci yöntem arkadaşlar. İkinci yöntem bunu oyunun başı kullanmanız birazcık zor. Amma ve lakin ileriki zamanda çok fazla işinize yarayacak bir yöntem. Hemen başlıyorum. Bu yöntemimizin adı Position Change taktiği arkadaşlar. Position Change taktiği nedir? Hep birlikte inceleyelim. Şimdi Pedro'nun fiyatı ne kadarmış normalde babacığım? Bakıyoruz. Pedro'nun fiyatı arkadaşlar normalde 2200 coin sağ kanat versiyonu. Yani oyuncunun sağ kanat versiyonu 2200 coin satın alabiliyorsunuz. Peki bu oyuncunun sağ kanat değil de sağ orta versiyonu ne kadar dediğimiz zaman işte orası bizim taktiğimiz oluyor arkadaşlar. Bu taktikle şu anda belki web app döneminde olmasa bile ilerleyen zamanlarda çok ciddi coins'ler kasabilirsiniz arkadaşlar. Şu anda görmüş olduğunuz gibi bu kartın sağ ortası 3500 coins. Evet bu adam belki bunu ilk listelemede satamamış olabilir ama ikinci, üçüncü listelemede bunu kesinlikle satacak ve artı 1300 coins elde etmiş olacak. Peki sağ kanattan sağ ortaya geçiş kartı ne kadar? Hemen hep birlikte onlara da bir inceleme yapalım. Şu anda görmüş olduğunuz gibi sağ kanattan sağ orta kartını buldum. Sağ kanattan sağ orta kartı şu anda ne kadarmış? Hep birlikte inceleyelim arkadaşlar. Evet 700 coins ama dediğim gibi bu kartları snipelayarak çok daha ucuz alabiliyorsunuz. Yani 700 coins bu kartı snipelayarak 600 alsanız 1200 olan önce 1800 2200 olan önce 1 koyduğunuz zaman arkadaşlar 600'de 2800 oluyor ve bunu 3400'e satmış olduğunuz zaman oyuncu başı 300-400 coins kar etmiş oluyorsunuz. Ama dediğim gibi bu oyunun başında geçerli arkadaşlar. Şu anda web app varken çok fazla satamayabilirsiniz. Bilginiz olsun. Şu anda bu erken dönemde en ama en önemli taktik her zaman söylemiş olduğunuz gibi al sat taktiği. Üçüncü taktiğimize geliyoruz. Zaten taktik değil bu bir yatırım önerisi arkadaşlar. Üçüncü yatırım önerimiz eğer coinleri kastıktan sonra özellikle yarınki videoyu izledikten sonra yarınki videodan sonra milyonlarca coin kastediyoruz ya arkadaşlar. O milyonları kastıktan sonra yapılacak bir taktikten bahsedeceğim. Oyunda arkadaşlar en çok kullanılan kimya tarzları avcı ve gölge. Yani İngilizce kullanıyorsanız Hunter ve Shadow. Bu kartlar neden çok fazla tercih ediliyor derseniz arkadaşlar insanlar kadro kurma görevlerinden çıkarmış oldukları bizim yeni yapacağımız taktikle çıkarmış oldukları oyuncuları satıyorlar. Coinlerini elde ediyorlar ve bir kadro kuruyorlar. Bu kadroyu kurduktan sonra Foot Champions'a giriyorlar ve Foot Champions'da oyuncularına bu kartları basarak daha iyi oynayacaklarını düşünüyorlar ama bu EA'nin bir stratejisi arkadaşlar bu kartlar yazıldığı gibi çok da fazla etkili kartlar değil. Şu anda görmüş olduğunuz gibi gölgenin fiyatı arkadaşlar 3000 coins'e gidiyor. Avcının fiyatına bakalım bir de. Avcının fiyatına bakalım. Yanlış yaptım. Avcının fiyatı şu anda görmüş olduğunuz gibi 3000 coins, 3300 coins. Bunlar arkadaşlar hemen şuradan tarihi de ben size direkt söylüyorum. 27 Eylül'de oyunun resmi çıkışı var ve 4 Ekim'de Foot Champions yani ilk hafta sonu ligi olacak ve hafta sonu liginde insanlar bu kartlara yönelim gösterecek ve bu kartlar markette olmayacak. Yani sizin şu anda 3000 alabileceğiniz gölge kartı 2 hafta sonra 5000 coins olacak. Dolayısıyla biz 1 hafta boyunca coinslerimizi kasacağız ve haftaya bu yatırımları yapacağız. Hunter ve Shadow aklınızda bulunsun sevgili arkadaşlar. Sizler birlikte hatta şu anda bir şey daha incelemek istiyorum. Geçen sene hatırlayacağınız gibi oyunda bazı pozisyon değiştirme kartları yoktu. Çok fazla talep olduğu için. Bu kartlardan bir tanesi sizin şu anda ekranda görmüş olduğunuz gibi. OF'den MOO'ya yani CF'den cama olan position change kartı, pozisyon değiştirme kartı. Bu kartlar arkadaşlar geçen sene markette gerçekten bulunmuyordu. Yani çok zor alabiliyordunuz. Özellikle snipe yapmanız gerekiyordu. Ve şu anda bu kartlar 2900-3000 coins civarından gidiyor. Tıpkı Hunter'lar gibi bu kartlar da arkadaşlar 4 Ekim'e doğru 5K olacaktır. Yani paranızı arkadaşlar neredeyse %50 katlamak istiyorsanız bu şekilde taktik yapabilirsiniz. Dediğim gibi gerçekten de çok ama çok basit bir taktik sevgili dostlar. Bilginiz olsun. Bu 3 tane taktiği unutmayın arkadaşlar. Bunlar aslında yatırım. Tamam mı? Bunlar bizim yatırımlarımız. İlk iki verdiğimde coins kasma taktiğimiz.
Bir diğer konis kasma taktiğim ise arkadaşlar şu. Biliyorsunuz ki EA Sports oyunu ilk çıkardığı zaman bazı takımların kadrolarını güncellemiyor. Ve bazı takımların kadrolarını güncellemediği için oyuncuların bir önceki takımındaki kartları da oyunda oluyor. Misal olarak geçen sene Alvaro Negredo Beşiktaş'tan Arabistan'a gitmişti hatırlayacağınız gibi. Ya da Dubai'ye mi Katar'a bir yere gitmişti her neyse. Ona rağmen oyunda Beşiktaş kartı da vardı ve bu kart arkadaşlar inanılmaz pahalıydı hepinizin hatırlayabileceği gibi. Bu sene de böyle kartlar oyunda var. Örnek olarak arkadaşlar şu anda benim size göstereceğim Lemina kartı arkadaşlar. Bu Lemina'nın arkadaşlar Southampton'da oynayan Premier League kartı vardı. Ancak şu anda dediğim gibi insanlar onu fark edip aldığı için şu anda markete bulmanız imkansız. Yani bunu yaklaşık 2 gün önce 550-600 hatta 700 coin'si aldığınız bir kart şu anda 10K'ya gidiyor ve şu anda oyunda bu tarz bulunan birçok kart var. Evet, ben bunların isimlerini size söylemeyeceğim. Çünkü ben bunların isimlerini söylersem hepiniz aynı kartları alacağınız için aslında birbirinize transfer çalım atmış olacaksınız. Yani birbirlerinizin kartlarını alacağınız için Türk'ten Türkiye coin kaybı olacak. Buna gerek yok. Hemen transfer marketi açıp FIFA'ya girip transfer olan oyuncuların bir önceki kartı var mı yok mu bunları check edip bu şekilde de coin kasabilirsiniz. Dediğim gibi bu adam 2 gün önce 500-600'dü, şu anda 10.000'e gidiyor çünkü markette yok. İsterseniz sizler birlikte bir inceleyelim arkadaşlar. Southampton'da oynuyor. Altın, CM ve bu kardeşimizin ülkesi Gabon'da arkadaşlar. Hemen şuradan Gabon'da yapıyorum ülkemize ve hep birlikte inceliyoruz. Gabon, görmüş olduğunuz gibi şu anda oyunda Lemina'nın Southampton'da oynayan kartı yok sevgili dostlar. Bu tarz kartları fark edip alarak inanılmaz coinler kasabilirsiniz. Bilginiz olsun. Şimdi bana şey sorusu çok geliyor. Bir şey çıktı, satalım mı satmayalım mı, ne yapalım falan filan. Şimdi ben size şöyle açıklayayım arkadaşlar. Bu da zaten videonun son konusu olacak. Dediğim gibi yaklaşık 1-1.5 saat sonra FIFA 20'deki en iyi başlangıç kadroları videosu da gelecek. Onu da izlersiniz. Siz eğer arkadaşlar oyunda şu anda bir şey çıkardıysanız satıp satmamanız şuna bağlı. Şu anda örnek vereceğim. Bir oyuncu diyelim ki 1K'ya gidiyor değil mi? Diyorsunuz ki bu oyun çıktığı zaman bu kart 1.5K olacak. Tabi bunlar küçük bir örnek. Benim örneğim şu şekilde. Bir kart şu an 500K, oyun çıkınca 650K olacak. Siz eğer oyun çıkana kadar beklemek istiyorsanız bekleyin. Ama diyorsanız ki ben şu an bu oyuncuyu 500'e satarsam o bekleyeceğin zamanda ben bu parayı daha fazla yaparım diyorsanız, zamanınız varsa ve trade bilginiz varsa bunu yapabilirsiniz. Ama yoksa bulaşmanızı tavsiye etmiyorum. Trade bilgisi çok önemli bir şey arkadaşlar. Özellikle zaman çok önemli bir şey. Eğer sizde bu zaman yoksa dediğim gibi hiç boşuna uğraşmayın. Peki ben şu anda bir adam var elimde 500K. Almak istediğim bir adam var, o da diyelim 600K. Şunu onu da şöyle açıklayayım satıp satmamanızla ilgili. Şu anda senin oyuncun 500K ya. Oyun çıkınca 650 olacak değil mi? Senin şu an alacağın adam 600K. Oyun çıkınca o da 750-800 olacak. Aslında markette artış indeksi genelde birbirine çok yakın oluyor. Yani şu an ucuz olan ileride pahalı olacak ya. Şu an ucuz olan yine ileride pahalı olacak. Hani çok fazla bir fark etmiyor. Örnek verecek olsak bir oyuncu şu an 100K iken 150 olacak diyorsun. Senin alacağın oyuncu şu an 200K iken o da o zaman 270-280 olacak. Aslında aynı oranda artış gösteriyor. Bundan dolayı şu anda eğer elinizde coin swap almak istediğiniz oyuncuya paranız yetiyorsa bu şekilde alım yapabilirsiniz. Ama eğer ben trade yapmayacağım, oyun çıkınca daha fazla satmak istiyorum, elinde daha fazla coin olsun, ben coin'i seviyorum diyorsanız da o zaman oyunun başını beklemenizi hepinize tavsiye ediyorum arkadaşlar. Evet, bu videomuz bir özet şeklindeydi. Yarınki videoya kadar bu taktiklerle 35-40K coin kasın arkadaşlar. Özellikle al-sat taktiğiyle zaten bunu çok rahat şekilde yapabilirsiniz. Yarınki videodan sonra sizlerle birlikte milyonlarca coin'e ulaşacağız. O yüzden beğenmeyi, paylaşmayı, yeniyseniz abone olmayı unutmayın. Her 1000 beğeninde bir yeni trade videoları bu kanalda olacak. Bundan dolayı beğenmeyi unutmayın. Bir saat sonra yeni kadro kurulumunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.